Türkiye dünya fındık üretiminin %67'sini, ihracatının ise %72'sini tek başına gerçekleştiriyor. Yaklaşık 500 bin üretici geçimini fındıktan sağlıyor. Son 5 yılda üretim alanımız 705 bin hektardan yaklaşık %4 artışla 735 bin hektara çıktı. Fındık üretimimiz 2016-2020 döneminde ortalama 610 bin ton oldu. Üretim var yılına ve yok yılına doğal afetlere, hastalık ve zararlı durumuna göre dalgalı bir seyir izliyor. Ülkemiz dünya fındık üretiminde ilk sırada yer almasına rağmen fındık tüketimi oldukça düşüktür. Yılda ortalama 110 bin ton fındık tüketiyoruz. Karadeniz İhracatçı Birliklerinin 2020 yılı verilerine göre ülkemiz 550 bin ton kabuklu fındık ihracatı yaparak 1.9 milyar dolar ihracat geliri elde etti. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım fiyatlarını açıkladı ve fındık pazara indi. Her yıl olduğu gibi bu yılda rekolte, fiyat, piyasa oyunları ile fındığımızın ve ülkemizin itibarını zedelemeye çalışan kesim faaliyete geçti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak geçmiş dönemlerde lobilerle büyük mücadeleler verdik. Bu mücadeleler sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık piyasasına girerek alım yapması sağlandı. Bunu başaramasaydık bugün fındık fiyatları 10-15 liranın üzerine çıkamazdı. Yine 2011 yılında kaldırılması planlanan alan bazlı gelir desteğinin devamı için birlik olarak girişimlerde bulunduk. İlgili bakanları ikna ettik ve üreticilerimize can suyu olan bu destek ödenmeye devam etti. Çiftçimize sağladığımız kazanımlarla aynı zamanda Karadeniz'den batıya büyük bir göçü de önlemiş olduk. Fındık rekoltesi Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda. Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Üniversiteler, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Fisko Birlik temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyonun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ülkemizin 2021 yılı tahmini fındık rekoltesi 668 bin ton olarak belirlendi. Her yıl olduğu gibi bu yılda fındıkla ilgili yurt dışı menşeli bir kuruluş, görevi olmadığı halde Mayıs ayı sonunda ülkemizin 2021 yılı tahmini fındık üretimini 790 bin ton olarak açıkladı. Bu davranışın art niyetli spekülatif bir girişim olduğunu, kamu ve özel sektördeki fındıkla ilgili bütün paydaşların görmesini bekliyoruz. Rekoltenin yurt dışındaki bazı kuruluşlar tarafından yüksek gösterilmek istenmesinin asıl amacı, alım fiyatlarının düşük açıklanması ve üreticinin emeğinin hiçe sayılması anlamına gelmektedir. Bu duruma Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları hiçbir zaman sessiz kalmamıştır ve kalmayacaktır. Bakanlığımız, fındık üreticimizin mağduriyetine zemin oluşturan diğer kurum ve kuruluşların rekolte açıklamasına asla müsaade etmemelidir. Art niyetli açıklamalar ise rekabet kurumu vasıtasıyla yasal olarak engellenmelidir. Bu sene yok yılı nedeniyle İtalya'da fındık rekoltesi oldukça düşüktür. Uluslararası kuruluşların tahminine göre İtalya'nın 2021-2022 sezonundaki üretimi neredeyse yarı yarıya azalarak 160 bin tondan 70 bin tona düşecektir. Bu durumu fırsata çevirmemiz gerekirken bizler herkesin adını artık ezberlediği yabancı firmanın ve onun kendi içimizdeki teşoranlarının kurduğu oyunlar sayesinde bu fırsatı ne yazık ki değerlendiremiyoruz. Şu günlerde de bir grup fındık tekelcisi fiyatları Avrupalı firma lehine ama üreticimizin aleyhine manipüle etmeye devam ediyor. En fazla üretim yapan ülke olarak dünya fiyatlarının belirlenmesinde etkin rol almamız gerekirken esasen fiyat teşekkürü sürecinin çok ötesinde kalmaya mecbur ediliyoruz. 2 milyar dolar civarındaki fındık pazarı Türkiye'nin gerçek hakkı olan rakamın altındadır. Fındıkta her yıl oynanan oyun karanlıktır, kirlidir, kötüdür. Ancak ülkemiz bunu bozacak güçtedir. Fındık işiyle uğraşan herkesin bildiği üzere Türkiye'de üretilen fındığın neredeyse %60-70'ini alan malum firmanın aslında yandaşı olan tüccarlar bu yılda alivre satış yaptılar. Şimdi de alivre fiyatının yükselmemesi için bütün meşru ve gayrimeşru yollara başvurup fiyatı Toprak Mahsulleri Ofisi'nden 2-3 lira aşağıya veriyorlar. Bunun ticaret ahlakıyla bağdaşır bir tarafı yoktur. Bu konuda Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak rekabet kurumu nezdinde işin takipçisi olduğumuzu başta üreticimiz olmak üzere herkesin bilmesini istiyoruz. Ziraat odalarımızın yaptığı çalışmalara göre
Ülkemizde fındığın 2021 yılı kilogram maliyeti ortalama 23 lira olarak belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi henüz alım fiyatını açıklamadan ülkemizdeki yabancı menşeli firmanın destekçileri ve paydaşları Türk fındığının dünyadaki gücünün korunması, ihracatının artırılması için 25 lira fiyat açıklanması gerektiği yönünde tamamen yüksek kar elde etme hırsına yönelik basına demeçler verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi 26 lira 50 kuruş alım fiyatı açıkladı. Ancak serbest piyasaya baktığımızda 23 lira ile 23,5 lira gibi neredeyse maliyet fiyatına alımlar yapılıyor. Bu durum tekelleşmeyi gösteriyor. Yabancı bir firma yatırım yapma bahanesiyle ülkemize geldi, fabrika kurup üretim yaptı. Bu yatırımcı görevi olmaksızın piyasaya müdahale etme gereği de duydu. Kendine kartel yapı oluşturdu. Kendisiyle işbirliği yapan tüccardan fındık aldı, işbirliği yapmayana da kendince cezalandırarak piyasadan çekilmelerini sağladı. Bölgedeki odalarımızdan gelen bilgilere göre, üreticimizden Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatına ürün alan adil ve dürüst fındık tüccarımız, bu yabancı firma paydaşları tarafından fındıklarının ihracatçılar tarafından alınmayacak diye tehdit edilmesi suretiyle sadece üreticiyi değil tüccarı da mağdur ediyor. Bu durum apaçık bir tekelciliktir. Fındık fiyatlarını düşürmek için malum firmanın işbirlikçisi olan bazı büyük tüccar ve manavların sezon başında 25 liradan fındık sattıkları, şimdi de stoklarını tamamlamak üzere piyasadan 23 liraya fındık aldıkları konuşulmaktadır. Bir zamanlar yurt dışı için yapılan alivre bağlantılar artık günümüzde yurt içinde malum firmanın destekçileri tarafından yapılıyor. Ancak ülkemiz hiçbir zaman müstemleke olmamıştır. Buna yeltenenlere de günü geldiğinde diyetini ödetmiştir. Yerli ve yabancı ülkemizde her kim fındık işiyle uğraşıyorsa bu gerçeği asla unutmamalıdır. Buradan Rekabet Kurulu'na sesleniyoruz ve kendilerini göreve davet ediyoruz. Piyasayı üreticilerimizin aleyhine, tamamen kendi istekleri yönünde şekillendirmeye çalışanlar hakkında gereği yapılmalıdır. Hiç ithalat yapmadan ülkemize 2 milyar dolar gelir getiren böyle bir ürünün değerini korumak milli bir görevdir. Fındık ile ilgili kazanımları elde etmek için Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak büyük mücadeleler verdik. Bu kazanımları kaybetmeye hiç niyetimiz yoktur. Ülkemiz ve çiftçilerimiz için her türlü mücadeleye devam edeceğimizi de herkesin bilmesini isterim. Kaldı ki bu Ferrero firmasının piyasaya yaptığı baskılardan sadece çiftçilerimiz değil, yerli tüccarlarımız, sanayicilerimiz ve hatta bazı ihracatçıların da rahatsız olduklarını duyuyoruz. Piyasadan fındık almaya korkan hale gelmişlerdir. Ziraat odalarının dışında ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları da bu tekelci firmanın piyasaya verdiği sıkıntıları dile getirmeye başlamışlardır. Onlar da bu firmanın fındık alım ruhsatı iptali için Rekabet Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyorlar. Ferrero firması, dünyada en büyük üretici olan ülkemizin milli ürünü olan fındığını alıp satarak dünyanın en zengin firmalar arasında yerini almıştır. Bu zenginlikten bu ürünün sahibi olan ülkemiz ve çiftçilerimiz yeterli pay alabildi mi? Eğer Ziraat Odalarının mücadelesi olmasa ve Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapmazsa üreticimizi perişan edecekler. Yine söylüyorum, bu tekelci zihniyetle mücadelemiz yılmadan ve bıkmadan devam edecektir. Ferrero firmasının tekelci uygulamalarına karşı hem üreticimizi hem de üreticimizden fındık alıp bu firmaya satamayan baskı gören tüccar ve manavımızı da bu baskıdan kurtarmak zorundayız. Bu süreçte bu baskıyı kırmak ve piyasadaki bu bunalımdan kurtulmak için hem üreticimizden, tüccarımızdan, manavımızdan hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nden daha kararlı çaba göstermelerini bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi daha hızlı ve daha fazla alım yapmalı, alım merkezlerini artırmalı, çiftçilerimize ödemeleri peşin yapmaya gayret göstermelidir. Üreticilerimiz de fındıklarını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne götürüp teslim etmeli ve piyasaya girişi azaltmalıdır. Ayrıca Rekabet Kurulu tekel oluşturup rekabeti önleyen üreticiyi ve yerli tüccarı mağdur eden bu zihniyete dur demelidir.
Ancak devlet millet işbirliğiyle bu tekelci firmanın uygulamalarının önüne geçebiliriz. Piyasada fiyatları düşürmek için yapılan çalışmaları fındık ihracatını daha fazla artırmaya yönlendirelim. Bu şekilde yapılacak çalışmalarla firmalarımız, üreticilerimiz ve ülkemiz kazanır. Yerli firmalarımızı ve yatırımcılarımızı fındıkta katma değeri yüksek ürünleri üretmeye ve yeni yatırımlar yapmaya davet ediyoruz. Ülkemizin gıda sanayindeki tecrübesi ve altyapısı fındığı her türlü işleyip dünyaya sunabilecek düzeydedir. Sadece birkaç inanmış ve cesur yatırımcımızın elini taşın altına sokması fındık ticaretimize çok geniş ufuklar kazandıracaktır. Bizler üretici, tüketici, ihracatçı, yatırımcı firmalarımız olmak üzere herkes kazansın istiyoruz. Fındık işinden rızkını temin eden ve pek çok insanımıza da geçim kapısı olan üreticimizden manavımıza, gerçek yerli ihracatçımızdan sanayicimize kadar bütün kesimler daha güçlü olursa, ele verirse fındık ticaretinde istismara yeltenenlerin cesareti kırılacak, kirli düzenleri bozulacaktır.